Günaydın Türkiye. Orhan Uğuroğlu ile Halk Uyanıyor başladı. Önemli bir hafta, Cumhuriyet Haftası. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız coşku ile. Türkiye'nin en önemli günlerinden bir tanesidir kuşku yok. Programımızın sonunda o konuyu da gündeme getireceğiz, Cumhuriyet Bayramı konusunu, ama önce bütün dünyanın gözlerini çevirdiği, Türkiye'nin ve Amerika'nın aradığı bir terörist başının İdlib kentinde Amerikan uçaklarının saldırısı sonucunda kıstırıldığını ve üzerindeki yeleği patlatarak, yani canlı bomba görüntüsüyle üzerindeki yeleği patlatarak kendisi ve 3 çocuğunun ölümüne neden olduğunu Amerika Başkanı Trump canlı yayında bütün dünyaya duyurdu. Şimdi bu görüntüleri de başkan ve ekibi oturmuşlar, canlı yayında seyretmişler. Hani denir ya, ballandıra ballandıra anlattı diye. Fakat anlattıkları içerisinde o kadar soru işaretleri, o kadar dikkat çekici noktalar var ki bunları birlikte değerlendireceğiz şimdi. Önce bu anlattıklarının içerisinde en önemli konu, bir tünele giriyorlar. Görüntüleri de görüyorsunuz. Uçak saldırısı, helikopter saldırısı sonunda yerle bir edilmiş bir karargah var. Büyük bir karargah var. Ve bu karargahta tünel var altında. Bu tünele giriyor bu Bağdadi denilen terörist başı. DAEŞ'in kurucusu. Türkiye'de canlı bombalarla eylemler yapan, sivil halkın öldürülmesine neden olan eli kanlı bir katil. Bu Bağdadi bir tünele giriyor ve Amerika onu havadan gönderdiği helikopterlerle, askerlerle indirdiği herhalde çevresine askerlerle sarıyor. Füzelerle, bombalarla o binayı yerle bir ediyor. Fakat şöyle açıklamaları var. Diyor ki Trump, tünele girdi ve yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı patlattı. Devam ediyor. Tünel üzerine çöktü diyor. Şimdi görüntüleri size şöyle, hani diziler olur ya, dizilerden bir gözünüzün önüne getirin. Sonra diyor çığlıklar içinde öldü. Şimdi o çığlıkları nasıl duydu Trump acaba? Ve o görüntüleri nasıl izledi? Yani tünelin içerisinde, tamam, olabilir. Şimdi ortada bir de yaralı köpek var. Ve diyor ki, Bağdadi vahşiydi ve vahşi bir şekilde kaçan korkak gibi öldü. Ağlayarak sızlanıyordu, bir köpek gibi öldü. Şimdi bu sözlere bakınca sanki ölmeden önce de videoyu izlediği gibi bir şey çıkıyor ortaya, durum çıkıyor ortaya. Tünel çöküyor, bir insan üzerindeki canlı bombayı, canlı bomba olan bir insan üzerindeki bombaları patlatınca bir anda paramparça olur. Yanındaki çocukları da ölmüş. 3 çocuğu. 11 çocuğu da Amerikan askeri tarafından koruma altına alınmış. Yanındaki bütün teröristler de öldürülmüş. Terörle mücadelede önemli bir adım. Fakat bu ağladığını, sızladığını nasıl anladı Trump? Üzerine tünel çekiyor. Yani inanılır gibi değil. Ya hava olsun diye söylüyor. Biliyorsunuz Trump'ın bir dediği tutmaz. Hani hangi sözü doğru, hangi sözü yanlış, onu da teşhis etmek çok zor. Ama Başkan Yardımcısı Pence, Milli Savunma Bakanı, ekibi, danışmanları herhalde oturmuşlar. Bir fotoğraf var. O fotoğrafla bu operasyonu izliyorlar. Canlı izliyorlar. Evet, canlı, hani drone'la falan izlenebilir. İnsansız hava araçlarıyla izlenebilir. Ama nasıl bir teknoloji bu? Tünelin içinde izliyor, artık tünel çöküyor, ölüyor, daha bağırışları, çığlıklarını Amerika'dan duyuyorlar. Trump duyuyor, ekibi duyuyor. Ya inanılır gibi değil. Şimdi değerli izleyiciler, bir ufak anımı anlatayım size. 1985 yılıydı, rahmetli Başbakan Turgut Özal'ı, sonra Cumhurbaşkanı da oldu biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde izliyorum. Orada taksiyle izleme imkanı oluyor konvoyu. Ancak kaçırıyorsunuz gazeteci olarak.
Cumhuriyet Gazetesi'nin Amerika muhabiri Ahmet Tan kardeşim de birlikteydik orada. Otelde kalıyorduk. Dedim ki ben bir araba kiralayayım ve Türk Büyükelçiliği'nin kiraladığı arabaların aynısından olsun, siyah limuzin. Onu da konvoyun içine koyayım. Böylece Özal'ı kaçırmayız, bir yere giderse yakalarız. Bu arabayı kiraladım. Ahmet'le beraber bindik. Özal ani bir çıkış yaptı. Gazeteciler taksilere koşarken konvoy hareket etti. Orada büyük konvoylar yok, böyle önünde polis arabaları, şu bu filan. Önden iki motosiklet gidiyor, arkadan motosikletli polisler. Onlar hemen kırmızı ışığı durduruyorlar, konvoy geçiyor, hemen yeşil ışığa döndürüyorlar. Biz de peşindeyiz. Bir önemli tesise girildi ve orada büyük bir salonda dediler ki Challenger şu anda uzayda. Astronotlarla bir bağlantı yapacağız ve bir telsiz bağlantısı yapıldı. Astronot merhum Özal'a sordu. Dedi ki dünyanın neresini görmek istersiniz? Özal dedi ki Ege Denizi. O Challenger kaç kilometre uzakta biliyorsunuz dünyadan. Kamerasını zoomladı, zoomladı, zoomladı. Ege Denizi, işte adalar, İzmir falan gözüküyor. Neresi dedi? Rodos Odası dedi Özal. Rodos Odası'na zoomladı, zoomladı. Yıl 1985, dikkatinizi çekelim. Neredeyse arabaların plakaları okunacak halde durdu. Diyeceksiniz ki bugün Google. Evet, bugün Google'da olan olay. 1985, daha Türkiye'de internet yok değerli izleyiciler. Ve Özal yanındakilere döndü, dedi ki Yunanlılar askeri havaalanı yapmışlar. Yasak bu, yapamazlar. Ahmet'le ben birbirimize baktık. Bizi asıl ilgilendiren o görüntülerdi. O Challenger'ın gönderdiği görüntülerde Ege Denizi ve oradaki Rodos Adası'nda ortaya çıkan tabloydu. 1985'te Amerika bu teknolojiye sahipti. Peki bugün hangi teknolojiye sahip? Google, yanlış hatırlamıyorsam 7-8 sene önce dünyanın kullanımına açılan bir sistemle gösterdi. Şimdi haritalar, GPS, hani bir yerden bir yere giderken haritaları, binaları, her şeyi görüyorsunuz. Ama o 1985. Bugün Amerika hangi teknolojiyle canlı yayında, hatta tünelin içinde, hatta çığlıkları, çırpınışını görecek şekilde izledi? Bilmiyoruz. Bu da herhalde bir 20-30 sene sonra çıkar kullandığı teknoloji. Şimdi diyor ki Trump, 3 çocuğu öldürdü. Yani Bağdadi'nin, teröristin 3 çocuğu da bu saldırıda öldü. Değerli izleyiciler, şöyle bir empati yapalım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta, Suriye'de böyle bir operasyon yapsaydı ve o terörist başlarını, hani var ya Mazlum Kobani denilen sahte general, kod adı o, onları böyle bir operasyonla öldürseydi, inanın bana, güvenin bana, dünya ayağa kalkardı çocukları öldürdünüz diye. Çocukların günahı neydi diye dünya ayağa kalkardı. Ama iş Amerika olunca, Amerika'nın mücadele etmek istediği terörist başı, teröristler olunca, bakın görün, dünyanın hiçbir ülkesi ne Trump'ı eleştirecek, ne Amerika'yı eleştirecek. Onlar yaparsa normal, Türkiye yaparsa anormal. Öyle mi? Onların terörist öldürülmeye gerektiriyor. Türkiye'de teröristler olunca Beyaz Saray'a davet ediliyor. Hani bu mu dünya deniyor ya, dünya bu mu? Çifte standart nasıl ortaya çıkıyor değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 35 yıldır terörle mücadele ediyor. Terörist başlarını öldürmek için, etkisiz hale getirmek için askeri hareketler düzenliyor. Ve gelin bugün Suriye'ye, Amerika onlara kol kanat geriyor. Yani hiç DAEŞ olunca, DAEŞ terör örgütü, IŞİD de deniyor biliyorsunuz. Terör örgütü olunca Amerika öldürüyor, eziyor, geçiyor görüntüler. Onları da canlı yayında izliyor. Ama Türkiye kendisine tehdit oluşturan sınırındaki PKK uzantısı, YPG, silahlı terör örgütünü
bir askeri harekatla, Barış Pınarı harekatıyla etkisiz hale getirmeye başlayınca başta bu Trump ayağa kalkıyor dünya. Teröristleri öldürmeyin. Niye o teröristler? Bizim teröristler. Öbürü bize düşman teröristler. Ya teröristin değerli izleyiciler, düşmanı dost olur mu? Yani bu operasyon, Bağdadi operasyonu, İdlib'de yapılan Bağdadi operasyonu bir de şu durumu ortaya çıkardı. Türkiye'ye destek vermiş. Trump Türkiye'ye teşekkür ede ede bitiremedi. Ne destek vermiş? Onlara da bakacağız. Bir kere havadan saldırmışlar. Uçakları nereden kalktı Amerikan uçakları? İncirlik'ten mi, Kürecik'ten mi, nereden kalktı? Türkiye izin verdi demek ki. Çünkü sınır ötesi bir operasyona gidiyor Amerikan uçakları. Ve Türkiye izin verdi ki bu Bağdadi denilen terörist vuruldu. Az sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda bir açıklaması var. Onu da gündeme getireceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bağdadi'nin eşi, iki eşi. Onlar da üzerlerinde canlı bomba olmaları için yelek taşıyorlarmış. Patlayıcı yüklü yelek taşıyorlarmış. Ancak onlar daha o yelekleri patlatmadan Amerikan askerleri tarafından öldürülmüşler. Yani nasıl bir operasyon? Tünelin içine giriyorlar. Madem o kadar giriyorlar, madem etrafındaki koruma yapan teröristleri öldürüyorlar, acaba canlı yakalayamazlar mıydı? Bağdadi. Hoş canlı yakasalar Amerika'ya götürürler. Orada elektrikli sandalyede ya da zehirli iğneyle de öldürüyorlar biliyorsunuz. Bize idam yasak. Biz terörist başı Öcalan'ı el bebek gül bebek İmralı'da besliyoruz. Hatta seçimlerde ondan mektup getirsin de bize faydası olsun diye yararlanıyoruz. Onlar gördükleri yerde böyle gebertip gidiyorlar. Bu tünelin içinde nasıl görüntüler aldılar? Amerikan Başkanı Trump dedi ki bir yaralı köpek var, Amerikan askerlerine bir şey olmadı. Acaba bu yaralı köpeğin üzerine kamera mı koydular, dinleme cihazı mı koydular ve o köpek girdi, işte patlamayı hissedip dışarı kaçtı ve yaralandı. Olabilir. Amerika'da yani teknoloji o kadar ileri ki neler yapılacak hayal bile etmemiz zor. Önemli bir konu daha var Başkan Trump'ın açıkladığı. Biz bu operasyonu diyor çok gizli tuttuk. Niye gizli tutmuşlar biliyor musunuz? Washington'da yani Amerika'nın başkentinde sızıntı var diyor tırnak içerisinde. Sızıntı yani bilgi sızıntısı var. Daha önce birkaç kere operasyon, belki defalarca bu terörist başını öldürmek için operasyon yaptılar. Hep ellerinden kaçırdılar. Acaba bu sızıntı nedeniyle mi? Yani teröristlerin Washington'da kulakları var, dinliyorlar. Amerika Başkanı bunu itiraf ediyor. Ne kadar önemli değil mi? Bakın bu operasyon o kadar önemli noktaları ortaya çıkarıyor ki değerli izleyiciler. Bunları hiçbir televizyonda bu yorumlarla izleyemezsiniz, duyamazsınız. Başkanın açıklamalarını verir geçerler. Ama o kadar önemli soru işaretleri var ki bu operasyonda. Askerlerimize zarar gelmemesi için operasyonu duyurmadık. Yani kendi belki bakanlarından gizlemiş. Kendi bürokrasisinden, belki de Pentagon'dan gizlemiş. Yani nasıl olmuş bu askeri operasyon Allah bilir. Tek ipucu kalmış yaralı bir köpek. O da akıllı bir köpek diyor yani. Acaba canlı köpek mi, robot mu? Robot değil diyorlar. Ve geliyoruz önemli konuya. Trump, Türkiye'ye, Irak'a, Suriye'ye, Rusya'ya ve liderlerine teşekkür etti. Acaba hani bayram değil, seyran değil, Trump niye bizi öptü, niye bize teşekkür etti? 1 saat 10 dakikalık tehlikeli bir bölgeden uçtuk diyor. Yani Amerikan savaş uçaklarını kastediyor Trump. 1 saat 10 dakika, tabii izleyicilerimiz bilirler, bana da mesaj gönderebilirler, tweet atabilirler. Özellikle bu hava kuvvetlerinde
ya da sivil havacılıkta pilot olan uzmanlar 1 saat 10 dakika İncirlik'ten İdlib, yani Ankara-İzmir 1 saat 10 dakika yolcu uçağıyla. Ama savaş uçakları gerektiğinde hız sınırını aşıyorlar, ses sınırını aşıyorlar ve çok hızlı gidiyorlar. 1 saat 10 dakika tehlikeli bir bölgeden uçtuk. Bazı liderler bunun en tehlikeli noktası olduğunu düşündük. Dolayısıyla çok sessizlik. Liderlerle konuşmuş, çok tehlikeli olduğunu söylemişler. Kim acaba? Erdoğan mı? Açıklamıyor ismini. Ama şöyle diyor, Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Türkiye demek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Demek Trump Erdoğan'a güvenerek bu operasyonun olacağını ve oraya gireceklerini, savaş uçaklarının oraya sorti yapacaklarını Türkiye'ye, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurdu mu? Öyle anlaşılıyor. Yani ben duyurdu diye algılıyorum. Çünkü cümle aynen şöyle. Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Zorluk çıkarmadı. Zorluk çıkarmadı. Yani aramız ne kadar gergin değil mi Amerika ile? Zorluk çıkarmadık. Bazı bölgelerden geçtik. Onlar da harikaydı. Hiç sorun çıkarmadılar. Bölgeler sorun çıkarmaya. Suriye, Irak, Türkiye, Rusya. Çünkü Rusya'nın hava hakimiyeti olan bir bölge, askerlerinin bulunduğu bir bölge. Onlar da bize ateş açabilirlerdi, biz de onları ortadan kaldırabilirdik. Yani düşünebiliyor musunuz? Amerikan uçakları bu Bağdadi'yi öldürmeye doğru bir harekat içindeler. Radarlar bunları görüyor ve uçak savarlarla bu harekatı durdurabilir, Amerikan uçaklarına saldırabilirler. Ama diyor ki onlar bize yönelik bir hareket yapsalar, biz de onlara gerekli cevabı verir, ortadan kaldırabilirdik. Teknolojiye bakın, gelişmeye bakın, tam bir savaş filmi. Yani Hollywood bu Trump'ın, Başkan Trump'ın açıklamalarını alıp, inanın 10-15 film çıkarabilir. Şimdi Trump şöyle devam ediyor. Yani sıkılmayın, lütfen şu sözler çok önemli, Trump'ın sözleri çok önemli. Bakın Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir bölüm var ve o bölüme geldik. Diyor ki, askerlerimiz operasyondan sonraya dost bir ülkeye gittiler. Bölgede dost ülke hangisi acaba? Yani şöyle bir düşünelim. Rusya'dan başlayalım, değil herhalde. İran'la başlayalım, asla değil herhalde. Suriye deseniz değil herhalde. Irak deseniz belki dost ülke denilebilir ama en dost ülke İsrail ve Türkiye. İsrail'e mi gittiler, Türkiye'ye mi geldiler? Tabii İncirliği mi kullandılar, İsrail hava alanlarını mı kullandılar? O soru da var tabii. Sadece Türkiye değil, bölgede havaalanına sahip. Şimdi Milli Savunma Bakanlığımız açıklama yaptı bu operasyondan sonra. Amerika tarafından İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyon sağlanmıştır dedi. Demek ki en aktif ülke Türkiye. Milli Savunma Bakanlığı net bir açıklama yapıyor. Amerika'nın operasyonu öncesinde ve sırasında başta DAEŞ olmak üzere PKK, PYD, YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı diyor, ben demiyorum. Bu açıklama onların. Stratejik işbirliği ruhuna uygun. Yani o ruh ki biliyorsunuz, bizi teröristle mücadelede durduran bir ruh. Teröristi müttefik sayan bir Amerika ve biz hala onları müttefik ve stratejik iş ortak sayıyoruz. İlginç. Tabii Başkan Trump Rusya'ya teşekkür ediyor ama Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenkov diyor ki bizim bilgimiz yok çok da diyor. Demek ki bu operasyon Türkiye ile işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin gerekli izinleri vermesi sayesinde yürüyor, gidiyor.
Şimdi Cumhurbaşkanı da tweet attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir tweet attı. O tweet'i de arkadaşlarımız ekrana getirebilirler mi bilmiyorum. Bu son dakika gördüm bu tweet'i sosyal medyadan. Cumhurbaşkanı diyor ki, DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur diyor. Ortak mücadele var burada. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede katkı sunmaya devam edecektir. Yani bu Bağdadi operasyonuna katkı sunduğunu düşünüyorum. DEAŞ, PKK, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağını gönülden inanıyorum. Yani burada Trump'a ve Amerika'ya da, Batı'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya her yere bir çağrısı var. Diyor ki ortak hareket edelim bütün terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili. Şimdi değerli izleyiciler, Amerika kendi tehlikeli gördüğü DEAŞ'ın terörist başı Bağdadi'yi ortadan kaldırdı. Peki Türkiye'nin terörist ilan ettiği, Amerika'da, Pensilvanya'da koruma altında olan Amerikalıların ve Amerikan istihbaratının koruması altında olan terörist başı 15 Temmuz kahve darbe girişiminin hain sorumlusu Fethullah Gülen ne olacak? Amerika teröristlerle bu kadar mücadelede samimi ise Türkiye'ye bu terörist başını da versin. Onu da yargılayalım. Yani bizim Amerika'ya askeri harekat yapıp Pensilvanya'da Bağdadi'nin öldürüldüğü gibi onu ortadan kaldıracak bir askeri harekat mı yapmamız gerekiyor? Aslında yapmamız da gerekir. Amerika için Bağdadi neyse Türkiye için de Fethullah Gülen budur. Bu birincisi. İkincisi, hani general diyor ya, Saati General Mazlum Kobani kod adlı terörist başı. Ya ey Trump, sen onu Amerika'ya davet etmedin mi? Türkiye kırmızı bültenle arıyor. Türkiye'deki sivil halka yönelik bombalı saldırıları yapan alçak teröristi. El bebek, gül bebek. Onun mektubunu da Cumhurbaşkanı'na gördüğüm mektubu ekleyip, mektuba ekleyip Türkiye'ye göndermedin mi? Ya bu ne utanmazlık, bu ne çifte standart, bu ne ahlaksızlık. Ya inanılır gibi değil. Değerli izleyiciler, fotoğraf bu. Onun için bu Bağdadi operasyonu Amerika'nın terörle mücadeledeki örneğidir. Ama Türkiye'nin terörle mücadelesinde de koyduğu ambargolardır. Orada teröristlerle müttefik, yani Suriye'de. Ama Bağdadi ve DEAŞ olunca düşman. Yani Başkan Trump'tır, ne yapsa yeridir, Amerika'dır. İşte bakış açısı böyle, dünyaya bakış açısı bunların böyle. Bir de Trump'ın son bir cümlesi var. Türkiye sınır güvenliği konusunda haklı diyor. Ama devam ediyor, petrolü korumak için orada asker bulunduracağız diyor. Kürtlerle 3 günlük savaş sonrası anlaşmak daha kolay oldu diyor. Kendileri açısından söylüyor bunu ama o Kürtler dediği biliyorsunuz terörist örgütler. Yoksa Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir problemi yok. Biz Türkiye'de onlarla can ciğer kardeşiz. Asla bölemeyecekler bizi. Türkiye binlerce kişiyi kaybettiği yıllarca güvenli bölge istiyordu diyor. Evet, şimdi gündemimize gelelim. Gündemimizin ikinci konusu çok önemli. Çünkü yine Suriye ve yine Rusya, yine Türkiye. Biliyorsunuz cumartesi günü, geçtiğimiz son cumartesi 26'sında Ceviz Kabuğu programı Halk TV'de başladı değerli izleyiciler. İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Erozan, Ahmet Kamil Erozan ve ben konuk olduk. Sayın Cevizoğlu gündemdeki soruları tek tek getirdi.
ve orada bugün Yeni Çağ yazısında da, yazımda da aldığım şekilde çok önemli bir gerçek ortaya çıktı. Bir skandal ortaya çıktı. Bu skandalı Sayın Ahmet Kamil Erozan, 46 yıllık bir diplomasi hayatı var. Dışişleri Bakanlığı'nda önemli mevkilerde bulundu, yurt içinde ve yurt dışında. Sayın Erozan açıkladı. Şimdi size bir de bu skandalı anlatacağım. Çünkü gece geç vakitte, hoş ceviz kabuğu izleyicileri alışıktır uykusuzluğa. Ama sabahın erken saatinde de gelin o gece programda yaşananları bir kez de size ben anlatayım. Şimdi biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti. Rusya Başkanı Putin'le bir mutabakat muhtırası imzalandı. 10-11 maddeli bir muhtıra. Bu muhtıranın öncesi Erdoğan ve Putin konuşmalar yaptılar. Ama sonra bu mutabakat metni, mutabakat muhtırası öyle iki tanım var. Önce Rus Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından Rusça okundu. Bakın yönetmenimiz ekrana getirdi. Birinci maddeden başlıyor, okunmaya devam ediyor. Şimdi az sonra beşinci ve altıncı madde gelecek. Sayın Erozan Rusça biliyor. Tabii diplomat, incelemiş, anlamış. Bu beşinci madde ve altıncı maddede yönetmenimden rica edeyim durduralım ekranda. Şimdi dedi ki, evet çok güzel, oradan da büyütüp getiriyoruz ekrana. Sayın Erozan dedi ki, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun okuduğu Türkçe metinde biz terör örgütü YPG'yi tanımlarken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un okuduğu metinde, Rusça okuduğu metinde ki ikisi de simultane tercüme edilmedi, canlı yayında izledik. Ruslar KOG, kısaltılmış Kastamonu Ordu Ceyhan, bakın ekranda görüyorsunuz, diye bir örgütten bahsediyorlar. Ya da örgütle demeyeyim de bir oluşumdan söz ediyorlar. Bu KOG nedir biliyor musunuz dedi Sayın Erozan. Bilmiyorduk tabii. Açıkladı. Ben de şimdi size açıklıyorum. Bunun açıklaması Kürt Kurtuluş Gücü. İnanılır gibi değil, değil mi? Kürt Kurtuluş Gücü. Tabii Rusça yazılımı var. Orada açık yazılmamış Rusça yazılımı. Ve Rusya yazılımının Türkçe karşılığı böyle. Kürt Kurtuluş Gücü. Şimdi Ruslar metinlerinde, 5. ve 6. maddelerinde kullandıkları KOG ifadesinin, ben tabii Türkçesini söylüyorum, onun Rusçasının kısaltılmışı KOG harfleri, Kürt Kurtuluş Gücü tanımı kullanıyor. Hatırlarsınız Filistin Kurtuluş Örgütü vardı hani. Böyle özgürlük savaşı yapıp Filistin halkının devlet olmasında İsrail'e karşı eylemler yapıyorlardı. Aklınıza o geldi mi sizin? Benim geldi. Ve orada ceviz kabuğunda dedim ki bu bir skandal. Ve ilk defa ceviz kabuğu programıyla ortaya çıkan bir skandaldı. Halk TV önemli gazetecilik yapmaya devam ediyor. Önemli habercilik yapmaya devam ediyor. Ve Türkiye'de bugüne kadar ceviz kabuğundan sonra da dikkat ettim. Hiçbir medya kuruluşu, değerli izleyiciler, bunu gündeme getirmedi. Muhalefet partileri de gündeme getirmedi. Ama bu uluslararası ve Türkiye ile Rusya arasında çok önemli bir skandal. Ruslar hani arkadan hançerlediler denir ya, sen de mi Brutus derdi Sezar arkasından hançerlenirken, sen de mi Putin diyelim. Nasıl bir ifade bu? Neden YPG kısaltılmışını, yani terör örgütü olduğunu vurgulamıyorsun da Kürt Kurtuluş Gücü diye bir tanımı dünyaya duyuruyorsun? Şimdi Ahmet Erozan, yani emekli büyükelçi, Bursa Milletvekili, İYİ Partili, şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, iki ülke arasında yapılan bu tür anlaşmalar, mutabakat muhtıraları aslında Birleşmiş Milletler'e de sunulur.
Tabii İngilizce sundu. İngilizcesine de bakmak lazım. Orada hangi ifade kullanılıyor? Acaba Türkiye bu ifadesini Rusya'nın biliyordu da bilmezden mi geldi? Değerli izleyiciler, şöyle gözünüzün önüne Davos'taki One Minute var ya, One Minute, o hikayeyi bir gözünüzün önüne getirin. İsrail Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir program sunucusu. Orada Erdoğan One Minute, One Minute diyerek lafı kesiyor ve İsrail'e gerekli cevabı veriyordu Cumhurbaşkanı'na. Peki Soçi'de, bu mutabakatın yapıldığı Soçi'de ne Erdoğan ne Çavuşoğlu One Minute demediler. Kürt Kurtuluş Gücü ne demek demediler ve maalesef bu mutabakat muhtırasının altına da imza attı Erdoğan. Ne olacak şimdi? Türkiye Kurt, söylemesi de zor, Kürt Kurtuluş Gücü'nü tanıyor mu? Yoksa YPG, PYD, PKK uzantısı olarak, terör örgütü olarak mı tanıyor? Yani bu skandal değil de nedir? Neden sessiz kaldı Sayın Erdoğan ve Sayın Çavuşoğlu? Bakalım muhalefet, hadi ceviz kabuğunu duymadı. Orhan Uğuroğlu ile halk uyanıyor. İşte bu yüzden bu program yapılıyor değerli izleyiciler. Muhalefet de uyansın, Türk halkı da uyansın, iktidar da uyansın, Türkiye Büyük Millet Meclisi de uyansın. Soçi'de 2-3 gün önce, bir hafta önce bir, tabii saatleri günleri hesap edebiliriz ama 22'sinde, yani 22 Ekim'de, yani 6 gün önce Türkiye ile Rusya arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Putin arasında bir mutabakat muhtırası kabul ediliyor. Ve o muhtıra böyle bir skandala neden oluyor. Rusça metinde, ekranda var, kullanılan metin Kürt Kurtuluş Gücü anlamı taşıyor. Yani bilmiyorum ama mecliste muhalefetin bunu soru önergesiyle, araştırma önergesiyle gündeme getirmesi lazım. Bakalım bu işe Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri ne diyecekler? Kürt Kurtuluş Gücü'nü soruyorum Sayın Bahçeli'ye. İçinize sindirecek misiniz? Kabul edecek misiniz? Bu mutabakat muhtırasına onay verecek misiniz Sayın Bahçeli? Tabii aynı sorular Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Meral Akşener'e, Sayın Temel Karamollaoğlu'na, Sayın Gültekin Uysal'a, hatta Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a da soruyorum. Ne diyeceksiniz? Çıkın kamuoyunun önüne, açıklayın bakalım. Halk TV ekrana getirdi. Ceviz kabuğu ekrana getirdi. Orhan Uğuroğlu ile halk uyanıyor ekrana getirdi. Bakalım medya bu konuyu gündemine getirecek mi? Bakalım siyasiler gündemlerini alacaklar mı? Evet değerli izleyiciler, vaktimiz ilerliyor, zamanımız daralıyor. İki önemli konuydu bunlar. Getirdik. Bugün yani 28 Ekim 2019 çok önemli bir dava var. Sözcü gazetesinin yazarları ve mensupları FETÖ'cülükte suçlandıkları bir davada bugün hakim karşısına çıkıyorlar. Yeni Çağ yazımda bir bölümü de buna ayırdım. Yani Burak Akbay, Sözcü'nün imtiyaz sahibi, gazeteci merhum Ertuğrul Akbay'ın, benim de canım abimdi, mekanı cennet, ruhu şad olsun, onun oğlu. Genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz kardeşim, yazarlar Emin Çöleşer, Necati Doğru, internet sitesinden Mustafa Çetin ve muhabirler Yücel Arı ile Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar bugün. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz iktidar, yani AKP iktidarı, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte bir adalet reformu
hazırladı. Bu kanun meclise kabul edildi. Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girdi. Şimdi burada sözcü ekibini yargılayacak hakimlere bir çift sözüm var. Bakın birincisi, bu ekibin FETÖ ile ilişkisi tek bir belgeyle ispatlanamadı. Tek bir tanık yok. Fehmi Korun'un sonradan vazgeçtiği bir ifadesi nedeniyle açıldı bu dava. Fehmi Korun vazgeçti ama hakim vazgeçmedi, davayı sürdürüyor. Somut belge yok, tanık yok. Ancak yazıları var ki o yazılarından da, yani FETÖ'ye destek değil, bütün yazıları incelendiğinde bu hain örgütle mücadele ettikleri ortada. Şimdi eğer bugün sözcü ekibi mahkemeden herhangi bir ceza alırsa, bakın bir günü bırakın bir saat, bilinsin ki bu karar siyasidir. Eğer sözcü ekibi tamamen beraat ederse, ki olması gereken de budur, bu da bilinsin ki hukuki bir sonuçtur. Adalet tecelli etmiş demektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Sayın hakimler, bildiğim kadarıyla hiç Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmadım veya izlemedim. Ama üç hakimden oluşan bir heyet olduğunu ve bir Cumhuriyet Savcısı olduğunu biliyorum. Cumhuriyet Savcısı tabii şöyle der hukukçular, profesörler. Savcı Türkiye'de hakimle aynı masada oturur. Hayır, o iddia makamıdır. Savunma makamı olan avukatla aynı hizada aşağıda karşı karşıya durması gerekir derler. Bu konuda hatta çok da program yapıldı. Ben de yapmıştım Star Televizyon'da söz hakkı programını yaparken. Şimdi bu dava önemli bir dava ve bu davayı da geride bırakalım, zamanımız azaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine gitti. Kendisi gazetecidir. Bir gazetecilik yaptı ve önemli bir konuyu ortaya çıkardı. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz 16 Nisan referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdi. Tek adam rejimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Erdoğan, yarın başkası. Ama tek adam rejimi bu. Şimdi tek adam rejiminin yönettiği Türkiye'de Eskişehir gibi önemli bir ilin 16 bin küsur nüfuslu Günyüzü ilçesindeki tabloyu okuyorum size. Ve Utku Çakırözer'e de hem gazeteciliği için hem bir milletvekili olarak bunu hazırlayıp bana gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bakın ilçede kaymakam, vekil. Yazı işleri müdürü, vekil. İmam vekil, mal müdürü, vekil. Tarım müdürü yok, vekaleten başka birisi bakıyor. Kadın doğum doktoru yok, nüfus müdürü yok, vekaletle yürüyor. Emniyet müdürü yok değerli izleyiciler, bir trafik polisi vekalet ediyor. Milli Emlak Müdürü yok, iki mahallede, Ayvalı ve Çardaköz'ünde de imam yok. Orada yapılacak devlet işlemleri haftalarca sürüyormuş. Hatta Eskişehir'den gelen nöbetçi memurlar ilçede devlet hizmetlerini yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fotoğrafına bakar mısınız Allah aşkına? Gülsem mi, ağlasam mı? Hani halkın sorunları çok hızlı çözülecekti, bürokrasi açılacaktı, siyaset vatandaşın emrinde olacaktı, vatandaş ne isterse o olacaktı. 24 Haziran seçimlerinde yürürlüğe girmişti 2018'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bir yılı geçti, 1,5 yıl oldu, hala daha bir ilçe, Eskişehir, yani Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Karadeniz'i, Akdeniz'i, Trakya'yı da bilmiyoruz. Ama Eskişehir, yani Ankara'nın bir saat ötesinde, bağırsam sesim duyulur denir ya. Utku kardeşim, helal olsun sana.
Bu milletvekilliği değil, bu gazeteciliktir. Ödüllü gazetecilik yapmışsın. Yani inanamadım bunları okuyunca. Herkes vekil. Atanacak memur mu bulamadınız? Yani vatandaşa bu hizmetler nasıl yürüyecek? Değerli izleyiciler, Bülent Orakoğlu, eski emniyet müdürü, Yeni Şafak gazetesinde, köşesinde önemli bir iddiayı gündeme getiriyor. Diyor ki, Bazım Kobani kod adlı teröristi, Trump neden Beyaz Saray'a davet etti diyor. Peki neden davet etmiş olabilir? Şöyle diyor, Amerikan istihbaratı Suriye'de Esad ile anlaşan terör örgütü YPG'nin Amerika'ya ait özel istihbarat bilgilerini Şam ve Rusya ile paylaşmasından korkuyor diyor. Yani Amerika'yı çağıracak ve diyecek ki bana bak Kobani, bana bak terörist başı. Senin ele geçirdiğin bir takım istihbarat bilgileri, bunları sakın ha paylaşma. Yani bu da bir iddia tabii. Efendim yarın Cumhuriyet Bayramı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına armağan ettiği Cumhuriyet. Şöyle bir kısa özet yapayım. Yarın Halk TV'de gün boyu sabah 7'de birlikte başlayacağız. Ve gece 24 belki ertesi güne sarkacak özel programlar var. Yarın Halk TV'den sakın ayrılmayın. Sabahtan akşama kadar Cumhuriyet özel programında Anıtkabir'den başta olmak üzere canlı yayınlarla, önemli konu ve önemli konuklarla Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya kutlayacağız. Hani Nevşehir'de Cumhuriyet yürüyüşüne Vali Bey izin vermemiş güvenlik gerekçesiyle. Yani ne diyeyim? Yani Cumhuriyet Bayramı eğer kutlanmayacaksa bu ülkede hangi bayramı kutlayacağız? Sadece 15 Temmuz'u mu kutlayacağız Sayın Vali? 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim. Hiçbir valinin, hiçbir devlet yöneticisinin gücü yetmez bunu Türk halkının kutlamasını engellemeye. Bu da böyle bilinsin. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması imzalandı. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı kabul edildi. 13 Ekim 1923 Ankara başkent oldu. Ve 29 Ekim 1923 Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkladı. Benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir. Bugünden Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum değerli izleyiciler. Yarın Halk TV ekranında olmak üzere sabah Orhan Uroğlu ile Halk Uyanıyor programında kutlamalara başlamak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.